Manşete hoş geldiniz. Flash bir yayınla karşınızdayız. Açıkçası böyle bir yayın yapacağımı hesap etmedim ama CHP'de ilk gün kurultayda yaşanan gelişmeler ve genel başkan değişimi böyle bir yayını zorunlu kıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayı Ankara'da toplandı ve kıran kırana bir yarışa sahne oldu. İlk turda ilk turda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçti. 664 oyda kaldı Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise 682 oyda kaldı. Salt çoğunluk gerekiyordu. Salt çoğunluk için sadece iki delegenin oyuna ihtiyacı vardı Özgür Özel'in. Ve ikinci turda bu denge elbette ve doğal olarak ve beklendiği gibi Özgür Özel'in lehine değişti ve 812 oyla CHP Grup Başkanı Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Tebrik ederiz. 13 yıldır bu görevi sürdüren 2010'da Baykal'ın bırakmasından bu tarafa, 2010 Mayıs Haziran ayından bu tarafa bu görevi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ise 536'da kaldı. Bir yönüyle CHP delegesi değişim dedi, Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ki en büyük destekçisi oydu, ipi göğüsledi. Bu fotoğraf kurultay günü ilk gün ilk dakikalarda çekildi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu eşleriyle beraber otururken ilk sırada delegelerin önünde bu fotoğrafta genel başkan konuşurken kürsüye geldiğinde son genel başkan artık e, Kemal Kılıçdaroğlu çekildi ve bir anlamda esasen bu. Kılıçdaroğlu'nun gidişinin de fotoğrafı olduğu, kürsüye geldiği, bir şeyler söylediği, ne söylediğinin önemi yok ve hiçbir biçimde artık bu değerlendirilmeyecek sözleri, cümleleri her ne hal ise. Fakat bu grafik çokça dolaşıma girdi. Ben Kemal geliyorum Döndü ben Kemal gidiyorum'a. Birazdan etraflıca bakacağız ama CHP'de işte Atatürk'ten başlayarak genel başkanlar sıralanmış. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Kemal Kılıçdaroğlu ve sonunda Özgür Özel. Divan Başkanı, Kurultay'ın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İkinci turdan sonra Özgür Özel'in genel başkanlığını şöyle açıkladı. İşte o sıcak dakikalara gidelim şimdi. Sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy. Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Öz Özgür Özel olmuştur kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Evet birazdan birkaç dakika Özgür Özel'in konuşmalarına da konuşmasına da bakacağız. Birkaç dakika boyunca dinleyeceğiz. Mühim mesajlar verdi. Ve CHP'nin kurumsal heşrabı işte bu şekilde 38. kurultayımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel olmuştur. Fotoğraflı olarak genel başkanını böyle karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur oylamasından sonra salondan ayrıldı. Fakat Özgür Özel'in seçildiğinin açıklanması üzerine bir tweet mesajıyla Özgür Özeli kutlaca Büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özeli kutluyor. Başarılar diliyorum. Bir yönüyle esasen kurultaylarda, parti kongrelerinde Sol partiler kurultay diyorlar, sağ partiler kongre diyorlar. Bir genel başkan değişimi esasen demokrasi. Yani o yönüyle de gürültüsüz, patırtısız elbette arkada bir sürü mücadele oldu. Fakat gürültüsüz, patırtısız bir yarış olması ve bu yarışın sonucuna tarafların razı olması, bir tarafın diğer tarafı, kaybeden tarafın kazanan tarafı tebrik etmesi Bizim demokrasi geleneğimizde çok sık görülen bir hadise değil. CHP'nin bunu büyük bir olgunlukla başarması en azından bu kurultay sürecinde son derece önemli. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonucuna sonucunu kabul etti ve genel başkanlığa veda ettiğini de bu Twitter mesajıyla daha doğrusu X artık yeni ismiyle mesajıyla duyurdu. Özgür Özel'i kutladı. Özgür Özel de kendi hesabından paylaştığı Twitter, tweet mesajı, tweette beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na layık gören Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum. Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız. Evet, seyircilerimiz de yer yer uyarıyor. Twitter, tweet, ağız alışkanlığı, bunu zamanla düzelteceğiz. Özgür Özel'i gerçekten tebrik ediyoruz. Fakat Özgür Özel yeni bir isim değil. Özgür Özel 5 dönemdir milletvekili, uzun yıllardır da parti yönetiminde. Haliyle söylemleri belli, icraatı belli, hangi konuya nasıl baktığı belli. Ama ilk defa genel başkan oluyor ve genel başkan olduğunda da elbette geriye doğru yaptığı, ettiği değerlendirilir, bakılır, edilir siciline dair bir fikir verir ama mutlaka ona bir fırsat vermek, ona bir temiz sayfa açmak, ilk üç, ilk 100 günde, 300 günde ne yapacak ve ilk seçimde ne yapacak? Bütün bunların hepsine bir kredi vermek icap eder ve zannediyorum CHP'de kamuoyu da ona o krediyi verecek. Peki Özgür Özel kürsü e, Ekrem İmamoğlu'ndan mikrofonu devraldıktan sonra neler söyledi? Çok uzun bir konuşma yapmadı, birkaç dakikasına birlikte kula, kulak verelim. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kolay değildi. Büyük bir üzüntünün, travmanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek. Buna inandık. Arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız, umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren plan bütçe komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk olarak devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki biz cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik. Durmayacağız. Çalışacağız omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun için de sizlere güveniyorum. Evet bu minvalde konuştu. Tabii eskilerin lafı Ziya Paşa'nın lafı. Ee, ...şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Özgür Özel 1974 doğumlu, fotoğrafta da görüldüğü gibi eczacı. İlk defa herhalde eczacı kökenli bir genel başkanla karşı karşıyayız. 1974'te Manisa'da doğmuş ve Ege bölgesi siyasetçisi ve... ...oradan zaten milletvekili olarak da uzun yıllardır siyaset yapıyor... Ee, Eczacılar Birliği'nde Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nda yani meslek örgütlerinde çalışarak siyasete atlamış bir isim ee, 8 yıldır parti yönetiminde ama 5 dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yani ilk 12 Haziran e, 2011 milletvekili genel seçiminde Manisa milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve 24, 25, 26, 28, 27, 28 dönemleri boyunca da milletvekili seçilmiş. E, 2015'ten bu tarafa da CHP'nin grup başkan vekilliği görevini sürdürüyordu. Zaten en sonda genel başkan milletvekili olmadığı için grup başkanıydı. Bir yönüyle de Özgür Özel esasen... E, muhalefet partisi lideri olarak grubunun başında olan tek lider. Diğerleri aday olmadıkları için Meral Akşener, Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan vesaire parlamentoya giremediler. Özgür Özel milletvekili olduğu için grubunun başında parlamentoda CHP'nin ön sıralarında oturacak ve bir yönüyle de böyle bir farklılığı olacak. Özgür Özel yeni bir isim değil başta da belirttim Geriye doğru 5 dönemdir milletvekili 8 yıldır yönetimde Hemen her hafta basın toplantısı düzenleyen ülkenin hemen her meselesinde Konuşan fikri olan ve geriye doğru kayıtları olan bir isim Biliniyor biliyoruz ama dediğim gibi Genel başkan seçildikten sonra artık lider olarak performansına bakılır Ve ilk seçimde esasen bir genel başkanın karnesi verilir Ekrem İmamoğlu faktörünü yabana atmayalım. Ekrem İmamoğlu ilk andan itibaren değişim dedi 29 Mayıs günü ve ondan itibaren de zaten kurultay süreci tetiklendi. Özgür Özel birkaç hafta sonra aday olarak ortaya çıktı ve birlikte ipi görüşlediler. Muhtemelen İstanbul'da ve Ankara'da CHP adayları diğer muhalefet partilerinin de desteğini alarak iktidar partisiyle veya iktidar cephesiyle yarışacak ve İstanbul elbette gözler İstanbul'a çevrilecek. Muhtemelen şu anda favori aday Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu da bunu saklamıyor ama yargı ne der? Tayyip Erdoğan onun adaylığına vize verir mi vermez mi? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Galiba bundan sonraki aylarda tartışma olacak. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelecek mi gelmeyecek mi? Saray Erdoğan Cumhur İttifakı onun İstanbul Belediye Başkanı adayı olmasına tekrar ikinci dönem için izin verecek mi vermeyecek mi? Aday olursa büyük favori kazanması muhtemel. Ama aday olmazsa işte orada dengeler daha farklı şekillenecek. Muhalefette bir bölünmede söz konusu olabilir. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin de birkaç cümle söylemekte yarar var. Esasen Kemal Kılıçdaroğlu'na çok şey söylendiği. ...özellikle 14-28 Mayıs'ta iki turlu seçimin ardından kaybettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini bırakması gerekiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle gitmemeliydi ve seçimi kaybedince bırakıp daha önce bunu vaat ettiği ki CHP grubunda veda etti. Bu benim son konuşmam dedi ve gözyaşları içerisinde CHP grubuna veda etti hatırlayalım seçimden haftalar önce... O gece yani o gün CHP grubuna veda ettiği gibi o gece yani 28 Mayıs'ta seçimin ikinci turunu turu sonuçlandıktan sonra noktayı koyup partisini selametle kurultaya götürmeli e, ve çekilmeliydi. Söylenecek her şey söylendi Kılıçdaroğlu'na aradan geçen şu 5 ayda Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında bana göre artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövme, eleştirme dönemi geçti bitti. Çünkü söylenecek her şey söylendi. Söylenmedik söz kalmadı. Mutlaka bunu değerlendirecektir Kemal Kılıçdaroğlu. Hatasını, savabını, neyse artık. Tıpkı İnönü'nün kurultayda Ecevit rüzgarına yenilmesi gibi 1972'de Kemal Kılıçdaroğlu da değişime direnemedi ve e, Tabi orada e, bir seçim yenilgisi yoktu. İnönü'nün Ecevit'e kurultay kaybetmesinde. Ecevit 1973'te kurultayda aldığı güçle CHP'ye tarihi bir zafer kazandırmış. olan efsanesi başlamıştı. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir seçim yenilgisinin ardından gitti. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu kendini böyle ezdirmeseydi diyebilecek e, söz bu. E, bundan sonra artık önümüze bakacağız. Ve e, Özgür Özel'in icraatını, liderliğini takip edeceğiz. Hasan Cemal, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar kurultay konusunda tek satır yazmadım. Altılı masa ve mayıs seçimlerinde sizi destekledim ancak finali hiç de iyi oynamadınız. Yazık oldu. Sayın Özgür Özel yolunuz açık olsun demiş. Evet, bize de böyle söylemek düşer. Gerçekten Özgür Özel'in yolu açık olsun. Bundan sonra artık elimizdeki kağıt kalem aldığımız notlarla sizi kritik etmeye bir CHP Genel Başkanı ana muhalefet lideri olarak sizi kritik etmeye başlayacağız. Evet temiz bir sayfa açacağız ve artık o sayfayı dolduracağız. Elbette geriye doğru sicilinizi de göz ardı etmeden Kemal Kılıçdaroğlu'na da uğurlar olsun. Zaten eleştirilerimizi saklamadık söyledik geriye doğru 5 ay boyunca seçim yenilgisinin ardından bu noktadan sonra artık susmak icap eder. Önümüze bakmak icap eder. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi kapanmış. Özgür Özel dönemi açılmıştır CHP'de. Türkiye'de değil Türkiye'de ne olduğunu bekleyip Göreceğiz. Flash manşet yayını sadece CHP odaklı, CHP kurultayı odaklıydı. Elbette ikinci gün parti meclisi seçimleri olacak. Muhtemelen Özgür Özel etrafında bir kenetlenme olacak ve yine muhtemelen Özgür Özel'in listesi e, ipi göğüsleyecek Bu çok fazla önemli değil. İkinci gün yaşanacak gelişmeler mühim olan genel başkanlık e, yarışıydı ve o da sonuçlandı. Bir kere daha Özgür Özel'i tebrik ederiz ve artık önümüzdeki maçlara bakalım. Bakalım ne olacak, neler olabileceğini ihtimalleri yayın içerisinde sıraladım. Kendi normal günü ve saatinde pazartesi günü haftanın ilk manşetinde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi hafta sonları, iyi pazarlar.